Günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün açılışı mutfaktan yapıyorum. Ben bugün bayağı erken uyandım. 8.30-9 arasıydı. Şu an saat 11. Ben videomu montajladım. Yani editledim. Yükledim. Birazdan da yayında olacak. Ve şimdi kendime böyle hızlıca kahvaltı hazırladım. Biliyorsunuz ki Akif evde olmayınca yani genelde hafta içi sade böyle kahvaltı yapıyorum. Ama hafta sonları hani daha çok bir şeyler hazırlıyoruz. Yalnız olunca nedense hiç canım istemiyor. O yüzden kendime şimdi böyle iki tane ekmek hazırladım. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Ondan sonra evimi temizledim. Makinemi de çalıştırdım. Şu an kirliler çalışıyor. Sanırım bir yarım saat falan kaldı. Onları da serdikten sonra biraz hava almaya çıkacağım. Sadece evin oralarda dolaşacağım. Çünkü orada böyle çok güzel yapraklar falan oluyor. İnsana huzur veriyor. Yani iyi hissediyorum yürüyünce. O yüzden biraz yürüyüş yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da bir markete uğrarım büyük ihtimal. Daha akşam yemeğine ne yapacağım hiç bilmiyorum. Düşünmem lazım. Öyle. Bugün de böyle yine rahat bir kombin giyindim. Görüyorsunuz. Karnım da günden güne büyüyor. Ben şimdi evden çıktım. Biraz böyle evin etrafında turlayacağım. Fazla uzaklaşmayacağım. Güneş var ama şu an burada gözükmüyor. Sadece hafif rüzgarlı. Ama o kadar da soğuk değil çünkü zaten kalın giyindim. Böyle gördüğünüz gibi. Kalın çoraplarım da ayağımda bu arada. Yani biraz böyle temiz havayı içime çekeceğim. Güzel olur, değişiklik. Aslında bundan sonra her gün böyle dışarı çıkmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten iyi geliyor. Ve hamilelikte yürümek tabii ki de çok önemli. O yüzden her gün çıkmaya çalışacağım böyle. Bu arada insan çok çabuk nefes nefese kalıyor ya. Acayip bir şey. Ben yürüyüşten sonra markete uğradım. Birkaç bir şey aldım akşam yemeği için. Hemen size göstereyim. Bunu kahvaltı için aldım. Tost ekmeği. Sonra lazanya makarnası aldım. Bunu ben yarın belki yapacağım. Sonra şöyle bir pırasa. Limon. Ve domates. İki tane şöyle ekmek aldım. Vegan şeker aldım. Bunlar çok güzel. Ve karabiber, toz biber. Bugün akşam yemeğine ben pırasa yemeği yapacağım. Canını çekti, bol limonlu. Yanına da pirinç yaparım diye düşündüm. Ama pırasaya pirinç koymayacağım pirinç yaptığım için. Mısırlı basmati pilavı yapacağım. Pırasamı, havucumu ve salçamı güzelce karıştıracağım. Suyunu ekleyeceğim, tuzunu, karabiberini, ondan sonra kapağını kapatacağım. Kısık ateşle pişecek. Mısırlı pirincim de şu an pişiyor. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize günaydın. Ben şu an İngilizce kursundayım. Buradan devam çekim dedim. Dün hiç devam çekemedim çünkü birkaç tatsız olay oldu. Eve gidince sizlere de bilgilendiririm. Gerçekten moralim bozuk. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Bugün de bilmiyorum çeker miyim, çekmez miyim. Ama eve gidince anlatacağım ne olduğunu. Şimdi tekrar sınıfa geçeceğim. Ben koltuğumu şu an leke olan yerlerini iyi kötü sildim. Biliyorsunuz ki yeni koltuk sipariş vermiştim ve yarın gelecek Allah'ın izniyle. Ve bu koltuğumda ihtiyacı olan birisine hediye edeceğim. Böyle temizledim elimden geldiği kadar. Bugün veya yarın sabah almaya gelecekler. Ondan sonra da yeni koltuğum geliyor. Onu da tabii sizinle paylaşacağım. Bu arada burada da bir şeyler yedim, hala kaldırmadım. Şimdi evimin temizliğini yapacağım. Çünkü görüyorsunuz her yer dağınık. Bir şekilde. Ben o zaman işlerimi yapayım çünkü daha çamaşırlar beni bekliyor. Ben evimin temizliğini bitirdim. Her yer gerçekten pırıl pırıl oldu. Her yeri süpürdüm, yerleri sildim, toz da aldım. Şimdi mutfaktayım. Akif de bugün erken işten geldi. Hemen hızlıca böyle spagetti hazırladım. Ve uzun zaman sonra gördüğünüz gibi kıymayla şeyler yaptım.
Şimdi bunu yiyeceğiz. Bu arada bu bizim öğle yemeği gibi bir şey oldu. Zaten çünkü 2:30-3'e geliyor sanırsam. Arkadaşlar ben kursan geleli bayağı oluyor. Size zaten bahsetmiştim. Kısa bir anlatacağım diye ne olduğunu. Bunu takip edenler biliyordur ki annem maalesef ki korona testi pozitif çıktı. Ve zaten hani testi yapmadan bir hafta önce de hep yataktaydı. Yani aşırı hastaydı. Ondan sonra test yapmaya gitti. Pozitif çıktı. Onlar da işte hastanedekilerde dediler ki hastanede kalman gerekmiyor. Eve gidebilirsin dediler. Ondan sonra pazartesi eve geldi. Ve ondan 2-3 gün sonra dün yani tam 3 gün sonra perşembe günü bayağı kötü oldu. Yani baş ağrıları daha da arttı. Mesela hani korona olunca genelde böyle ateş ya da nefes darlığı falan olur. Ama annemde halsizlik ve aşırı derecede baş ağrısı vardı. Zaten migreni olduğu için sanırım korona da olduğu için direkt başına vurdu. Yani ağrıları öyle böyle değil. Hiç yerinden kalkamıyordu. Yemek yemiyordu. Hiçbir şey yapamıyordu. Bildiğiniz hiç hali yoktu. Sonra dün işte ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Benim de içim rahat etti tabii. Evde olmasından daha iyi bence. Daha çok güvende. Doktorlar da direkt demiş ki röntgen çekelim diye kafanı. İşte beynini. Şimdi sonuçları bekliyoruz. Daha ortada hiçbir şey yok ama umarım kötü bir şey çıkmaz. Gerçekten moralim bozuk 2 gündür. Hani hastaneye gitmesi tabii ki de iyi oldu. Çünkü doktor da hemen demiş böyle ağrılar normal değil diye. O yüzden hemen röntgen çekmişler. Şimdi de işte beklemekten ve dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. Siz de lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Zaten birçoğunuz annemi merak etmişti. Yazıyordunuz ama hiçbirinize maalesef geri dönemedim. O yüzden böyle burada toplam bir açıklama yapayım. Ama gerçekten herkes hasta veya korona. Herkese dua ediyorum. Umarım herkes bir an önce sağlığına kavuşur. Böyle o zaman daha fazla uzat. Bu arada gözümün şişikliği hala gitmedi. Bakın zaten fark görünüyor galiba. Burası böyle sarımsı gibi şişik. Saat şu an 5 oldu arkadaşlar ve birazdan koltuğu almaya gelecekler. Koltuğum gidiyor çok şükür. Yarın da yenisi gelecek. Ama bu vlog sanırım bugün kapatırım. Yani bugün sonlandırırım sonradan. Ve yarın yeni bir vlog başlarım. Size koltuğumu gösteririm. Ya da galiba pazartesini bekleyeceğim göstermek için. Çünkü birkaç düzenlemem gereken bir şeyler vardı. Ama yetiştirir miyim bilmiyorum. Her neyse yetiştiremesem de pazartesi göstereceğim. Bu arada çay masamı da çöpe atıyorum. Gerçekten çok kötü bir durumda. Biliyorsunuz ki normalde siyahtı ve ben etrafını spreyle golda boyamıştım. Altın sarısına. Ama ben onu sildikçe hep rengi açıldı ve gitti. O yüzden çok kötü duruyor. Onu da çöpe atacağım. Halımı zaten attım. Koltuğum da gidiyor. Başka neye attım? Bir de mutfağımın halısını da değiştireceğim. Onu da çöpe attım. Bilmiyorum ama hormonlardan mı anlayamadım. Böyle eski bir şeyler görmek istemiyorum. Çünkü bir de halılarda zaten hani çok saç toplanıyor. Bazen zor çıkıyor. O yüzden değiştireceğim. Yeni alacağım. Ferah ferah açık renklerde. Bebek olacak açık renk ne kadar doğru olur bilemiyorum ama öyle yapacağım çünkü koyu şeyler evi daha da küçük gösteriyor. Öyle küçük bir değişim yapmayı düşünüyorum. Aslında bayağıdır aklımda ama koltuğumu bekliyordum. Öyle ve resimleri de değiştireceğim ama şu an Akif bakın uyuyor, kıyamam, uyuyakalmış. Şuradaki resimleri de değiştireceğim. Ortadaki belki kalır tam bilmiyorum. Ama yeşil renkleri kaldırmayı düşünüyorum. Ve bu da gidecek. Bakalım. Masamı da yarın atarım. Yok yarın atmam ya. Haftaya atarım. Arkadaşlar bir şu görüntüye bakar mısınız? Resmen koltuk böyle renk vermiş duvara. Umarım yarınki koltuğum burayı kapatır. Çünkü zaten boya yapacağız ama bilmiyorum. Sanırım ay sonuna doğru anca yaparız. Yine de koltuk gelecek. Bence kapalı diye düşünüyorum. Bu arada bakın aşırı boşaldı burası. Çok tuhaf duruyor. Şimdi yarına kadar sandalyelerde otururuz. Ama yerden de yani koltuklar gittikten sonra burası çok kir olur diye düşündüm. Ama iyi süpürmeyi becermiştim.
Fazla bir şey yok ama yine de çektireceğim tabii ki de. Şu anlık böyle. Şu an çıktık, halıyı da aldık, atacağım biliyorsunuz ki. Kısa bir markete uğrayacağız, de Makif. Ne? Markete. Yavrupa. Ama bu benim market torbam, nereye gidiyor olabiliriz acaba? Bebişin ne yapayım? Bebişin, bilmiyorum ki, uyuyor. Selam söyle. Selamı ver babanın. Yarın bırak. Alışverişe geldik. Akif bir tane de mango alsana. Mango. Yok. Sen anlarsın, iyi bir tane al. Şunlar da güzel gözüküyor. Alalım mı? Bugün bayağı bir meyve alıyoruz gördüğünüz gibi. Şurada kaki de aldık. Hı? Portakal mı? Bu ne? Küçükler onları daha. Kız Lavli'yle çok güzel böyle kutular gelmiş. Regal. Çocuk odası için çok güzel duruyor. Ve çok uygun. 24.99. Oyunlar. Bunlar çok hoşuma gitti. Harry Potter'ı bilenler bakın. Barbie bebekleri çıkmış. Şu an indirimde. İş için böyle ceketler gelmiş. Akif inşaatta dışarıda çalıştığı için kendine şimdi bir tane alacak. Oldu mu aşkım? Ya güzel oldu. Tamam. Alışverişimizi yaptık. Siz kadınlar sadece bizim bize yüklenin. Ama ben küçüğünü taşıyacaktım, sen izin vermedin. Evimi zaten şurada görüyorsunuz ki. Tabii sadece. Bu arada saat 7 oldu. Ben Akif'e diyorum ki saat 8'den sonra şey var ya, dışarı çıkma yasa. 7.59'a kadar dışarıda duralım. Son dakikasına kadar. Allah'ım, eve gidince göstereceğim bak, size. Ne? Evet, her şeyi böyle tezgahın üstüne serdim. Hemen hızlıca göstereceğim. Ve bunu zaten dükkanda göstermiştim. Akif kendine iş için aldı. Fleece yakya, bunlar çok sıcak tutuyor. Sonra altını da aldı. Yani iş elbiselerinin altına giyecek. Bunları kenara alayım. Allah. Bu arada bakın. Hemen başlayalım. Şöyle mandalina aldık. Portakal aldık. Ekmek aldık yarın için. Salatalık. Sonra Akif kendine bir tane Red Bull aldı. Bayağıdır içmiyordu. Eskiden her alışverişe gittiğimizde altılı alıyordu. Ama artık çok az içtiği için kendine bir gün bir tane aldı. Sana böyle kuru mangolar aldık. Dışarıda açmıştık. Bunlar çok güzel. Ketçap aldım. Ondan sonra kestaniye, kastaniye, domates. Sonra sabun. Çöp poşeti aldım. Ekmek aldım. Böyle baget aldım. İki tane nar aldık. Mişnite aldık. Böyle içecekler. Bunlar da çok güzel. Mısır gevreği aldım. Süt aldım. Sonra şu kakilerden aldı Akif kendine. Şöyle bir tane puding aldı. Sütlaç gibi soğuk. Şöyle yoğurt aldık iki tane. Mango aldık. Tereyağı aldık. Her zamanki gibi Babybel. Philadelphia. Son Gemüse Aufstrich. Nusini. Balık. Şöyle... Ve kat yesem, bu şekerler de çok güzel. Bunlar jelatinsiz. Son bunlardan aldım. Bunu bayağıdır yapmıyorum. Bu şekilde ve
Ne kadar ödediğimizde 71 euro ve 6 cent ödemişiz. Böyleydi alışverişim için. Ben bunu hızlıca yerleştiriyorum ama bunu artık çekmiyorum. Burayı biraz silmeye çalıştım. Ve öncekinden kat ve kat daha da temiz duruyor. Hiç yoktan böyle dursun. Kızlar ben biraz acıktım. O yüzden kendime böyle bretin içerisine yağ sürdüm. Çok severek yiyorum çocukluğumdan beri. Şimdi bunu atıştıracağım. Ondan sonra da biraz meyve yerim. Ama videoyu şimdi burada kapatacağım. Çünkü başka çekecek bir şey yok. Zaten geç oldu. O yüzden Allah'a emanet olun diyorum ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bye bye.